Merhaba arkadaşlar. 2011 model 126 bin kilometredeki Megane 3 aracımın ön amortisörlerini değiştiriyorum. Değişim işleminin detaylarını da bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Aracın üzerinde fabrikada takılan orijinal amortisörleri mevcut. Aracın yaşına ve kullanıma bağlı olarak amortisörlerin bozuk olduğuna dair emareler olduğu için bu değişimi gerçekleştiriyorum. Yaşadığın sorunlar nedir diye soracak olursanız, direksiyonu sağa sola çevirirken bilyelerden ses gelmesi, direksiyonun olması gerekenden zor dönmesi, takılıyor gibi bir hissiyatı var. Kasislerden ve yoldaki çukurlardan geçerken lokurdunun olması, ani frenleme esnasında aracın sol öne doğru çökmesi ve buna bağlı olarak da ABS'nin çok çabuk devreye girmesi, 90 km saat üstü hızlarda yolun durumuna göre aracın önünün salınıma girmesi, yani aracın burnu aşağı yukarı doğru sürekli olarak hareket ediyor. Bunu da şöyle anlıyorum. Yan koltuğa bir cisim koyduğum zaman bu cisim, mesela poşet olabilir, sürekli olarak aşağı yukarı doğru hareket ediyor ve bunun sönümlenmesi, durması oldukça uzun sürüyor. Ön tarafın salınım yapmasını önceleri lastiklere bağlamıştım. Balansları bozuktur demiştim. Fakat hem kışlık hem de yazlık lastiklerde aynısını yaptığı için artık sorunun lastiklerde olmadığını, amortisör kaynaklı bir sorun yaşadığımı anladım. Bunlara ek olarak sol ön tekerde negatif kamber sorunumuz var. Tekerin üstü yaklaşık 2 santim içeride. Negatif kamberin amortisörün yamulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten amortisör sağlam çıkarsa sorun daha da büyük demektir. Porye ve kulenin kontrolü gerekecektir. Amortisör değişimiyle inşallah sorunu çözmüş oluruz. Sorunlara değindikten sonra değiştireceğimiz parçalara geçelim. Amortisör olarak arkalarda da tercih ettiğim gibi Sax marka amortisörleri tercih ettim. Takoz ve bilyeleri ise SNR marka aldım. Araçta fabrikasyon olarak kullanılan ürünlerin Sax amortisör ve SNR rulman takoz takımı olduğunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı OEM üretici olan bu iki firmanın ürünlerini tercih ettim. Körük'te ise 3L firmasının ürünlerini tercih ettim. Bunlara ek olarak sökmüşken Z rotları da değiştiriyorum. Z rotlar içinde Delphi markasını tercih ettim. Girizgahı yaptıktan sonra şimdi işlemlere başlayalım. Motor kaputunu açıp ön cam ızgarası olarak bilinen parça üzerindeki fitilleri sökerek işleme başlıyoruz. Devamında silecek kollarını sabitleyen somunlar üzerindeki muhafızayı çıkartıp 16 mm anahtarla silecek somunlarını açıyoruz ve kolları yerinden çıkartıyoruz. Sonrasında camın sağında ve solunda bulunan ön cam giydirmesi olarak isimlendirilen plastik parçaları çıkartıyoruz. Parçaları alt taraftan birer agraf tutuyor. Agrafı çıkartıp üst taraftaki klipsleri kurtarıyoruz. Devamında ön cam ızgarasını çıkartıyoruz. Çıkartırken önce ön tarafı kaldırıp sonra ızgarayı kendimize doğru çekiyoruz. Bu bölümde su tahliye giderlerini görüyorsunuz. Sökmüşken giderleri de temizleyeceğim. Yine sol tarafta eller serbest sisteminin bazırını ve plastik parçanın iç kısmında ise sökmemiz gereken civataları görüyoruz. Kabloları klipslerinden kurtarıp sökmemiz gereken son bakaliti sökmeye başlıyorum. Bakalitin zemini ve demir ayak üzerindeki somunları 10 mm lokmayla söküyorum. Yine bakalitin sağ ve sol uç köşelerindeki vidaları 30 Torx uç ile söküyorum. Tüm vidaları söktükten sonra parçayı dışarıya alıyorum. Ve amortisör kule civataları karşımızda. 13 mm lokma ile civataları gevşetiyorum. Yukarıdaki işi bitirip lastiği sökmeye başlıyoruz. 17 mm lokma ile bijonları söküp lastiği kenara alıyorum.
Bu işlemi yaparken de aracın altına destek koymayı unutmayın arkadaşlar. Araç kiriko üzerindeyken kesinlikle amortisörleri sökmeye çalışmayın. Ve amortisör karşımızda. ABS kablosu ve fren hortumunu sabitleme parçasından ayırıp 10 mm lokma ile parçayı yerinden söküyorum. Amortisör alt civatalarında paslanma emaresi gördüğüm için üzerlerine WD-40 sıkıyorum. WD-40'ın tesir etmesini beklerken 16 mm anahtar ve 5 mm allen uç ile Z-Rot'un civatalarını sökmeye başlıyorum. Z-Rot sabitleme civatasının birisi amortisöre, diğeri ise viraj denge çubuğuna bağlı. Daha sonra 21 mm lokma ile amortisör alt civatalarını söküyorum. Küçük bir çekiç yardımıyla civataları yerinden çıkartıyorum. Burada kullandığım çekiç 200 gramlık küçük bir çekiç arkadaşlar. Devamında Porya'yı amortisörden ayırıyoruz ve alt tarafta işimiz bitmiş oluyor. Kule civatalarını tamamen sökmeye başlıyoruz. Son civatayı da söküp amortisör ve yayı dışarıya alıyoruz. Amortisörü yerinden çıkarttık. Helezonun üzerine iki tane çektirme aparatı takıp sıkıştırıyorum. Yeteri kadar sıkıştırdıktan sonra 6 mm allen uç ile amortisör milini tutup 18 mm anahtar ile somunu gevşetiyorum. Amortisörü bileşenlerine ayırdım. Şimdi yeni amortisörle kıyaslamasını yapalım. Yeni amortisörün pistonunu içine itmek için oldukça fazla kuvvet uygulamak gerekiyor. Sol ön amortisörün pistonu ise hiç karşı kuvvet uygulamadan yatağına giriyor. Yani özelliğini tamamen yitirmiş. Sağ ön amortisör de kolayca yuvasına giriyor. Çekmeye çalıştığımda ise belirli bir seviyenin üzerine çıkmıyor. Eski ve yeni takozları kıyaslayacak olursak, eski takozun kauçuklarının ezildiğini görebiliyoruz. Eski bilyeyi de kontrol ettiğimizde takılarak hareket ettiğini görüyoruz. Yeni amortisörü toparlamaya başlıyorum. İlk olarak körüğü yerine geçirdim. Daha sonra yayı yerine oturtuyorum. Yayın hemen altındaki saçta bir çentik bulunuyor. Doğru montaj için yayın ucunu bu çentiğe temas ettiriyorum. Daha sonra takoz ve rulmanı üst üste oturtup yayın üzerine geçiriyorum. Amortisör tepe somunun yerine takıp sıkmaya başlıyorum. Bu arada atlamadan eski amortisörden çıkan somunu kullandığımı belirteyim. Eski somunun flanşı daha geniş, takoza daha sağlam destek olacağını düşündüm. Bu sebeple kullanmaya devam ediyorum. Somunu anahtar ile yeteri kadar sıktıktan sonra torkmetre ile 62 Nm torka sıkıyorum.
Çektirme aparatlarını çıkartıyorum ve amortisör araca montajı hazır. Yeni amortisörü araca takarken öncelikle kule civatalarını tutturuyorum. Civataların boşluğunu alıp sıkmadan bırakıyorum. Amortisör takozu üzerindeki vida deliklerinin konumu itibariyle vidaları yanlış takma ihtimaliniz yok. Devamında porya ve amortisör alt bağlantı noktasını hizalayıp civataları yerine geçiriyorum. Yine küçük bir çekiç yardımıyla civataların tam oturmasını sağladım. Somunları da yerine takıp 180 Nm torkla sıkıyorum. Amortisör kule civatalarını da 21 Nm torkla sıktıktan sonra toz kapağını yerine takıp işlemi bitiriyorum. ABS kablosu ve fren hortumunu tutan parçayı yerine sabitleyip civatasını 8 Nm torkla sıktıktan sonra kabloları yerlerine sabitliyorum. Yeni Z-Rot'un amortisör bağlantısını yapmak üzere bir kiriko yardımıyla amortisörü biraz yukarı kaldırıp Z-Rot'un civatasını yuvasına yerleştiriyorum. Somunun boşluğunu aldıktan sonra 5 mm allen ile mili sabitleyip somunu 35 Nm torkla sıkıyorum. Şimdi lastiği takıp alt tarafı tamamen toparlıyorum. Bijonları 110 Nm torkla sıkıp işlemi bitiriyorum. Yukarıyı toplamaya başlıyoruz. İlk olarak üzerinde izolasyon keçesini de barındıran alt bakaliti yerine oturtuyorum. Sağ ve soldaki torks vida delikleriyle aşağı taraftaki onluk civata deliklerini hizalıyorum. Buradaki civatalar için yetkili servis montaj kılavuzu üzerinde tork değeri göremedim. Bakalit sabitleme civataları için 6 Nm torkun yeterli olduğunu düşündüm ve tüm civataları 6 Nm torka sıktım. Kablo tutucu klipsleri de yerine taktıktan sonra önce mızgarasını yerleştiriyoruz. Devamında fitilleri yerlerine yerleştiriyorum. Sağda ve solda bulunan ön cam giydirmesi isimli plastik parçaları yerlerine oturttuktan sonra yeni agrafları takıp sabitliyorum. Son olarak silecek kollarını da yerine takıp 21 Nm torkla somunlarını sıkıp kapaklarını kapatıyorum. Amortisörleri sorunsuz bir şekilde değiştirdim. Değişimin akabinde küçük bir tur attım. Videonun girişinde bahsettiğim sorunların tamamının düzeldiğini söyleyebilirim. En çok da negatif kamber sorununun çözüldüğüne sevindim. 4 amortisörün değişmesiyle beraber tahmin edeceğiniz üzere aracın konforu ve yol tutuşu tamamen değişti. Sürüş esnasında 4 tekerin de yere bastığını hissediyorsunuz. Bunun yanında şasenin rigidlik kazandığını söyleyebilirim. Virajlarda hatta şerit değiştirirken bile aracın kutu gibi hareket ettiğini, burkulmadığını hemen hissediyorsunuz. Ayrıca park halindeyken araç eskisine nazaran yerden daha yüksek duruyor. Leylek moduna geçiş yaptık. Amortisör, aracın dengesi ve direksiyon sistemi için önemli bir parça olduğundan sökülüp takıldığında, hele ki değiştiğinde rot ayarı yaptırmak gerekiyor. Benim aracımda şu an
Direksiyonu düz tuttuğumda araç sağ çekmeye başladı. Bundan dolayı rot ayarı yaptıracağım. Rot ayarının yanında negatif kamberin de tamamen düzelip düzelmediğini bilgisayar üzerinden görmüş olacağım. Yorucu olduğu kadar benim için keyifli de bir çalışma oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Aracınızın amortisörlerini kendiniz değiştirmek isterseniz kılavuz olarak kullanabileceğiniz bir videonun ortaya çıktığını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.